Arkadaşlar merhaba, kültür ve miras ünitemize Osmanlı'da meydana gelen ıslahat hareketleri ve yenileşme hareketleriyle devam ediyoruz. Peki arkadaşlar, bizim bu yenilik hareketleri adlı konumuzda elde edeceğimiz kazanım ne? Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketlerini konuşacağız ve bu ıslahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunacağız. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar ıslahat diyoruz. Islahat ne demek? Önce kelime anlamına değinmek istiyoruz arkadaşlar. Kelime anlamı iyileştirme ve düzeltme demektir. Tarihsel anlamı ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde gerileme döneminde itibaren bozulan alanlarda yapılan yeniliklere verilen isimdir. Aslında yine iyileştirme amacıyla yapılmıştır. Kendi etimolojik kökenini koruyor arkadaşlar. Mesela biri yanlış bir şey yapınca Allah seni ıslah etsin diyoruz. Yani seni iyileştirsin, düzeltsin demek istiyoruz. Bu anlamda arkadaşlar unutmayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti neden ıslahat hareketlerine girişti? Öncelikle arkadaşlar demek ki yolunda gitmeyen bir şeyler var değil mi? Düzeltilmesi gereken durumlar var, düzeltilmesi gereken kurumlar var. Ve peki bunlara neler neden oldu? Şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi bir kere coğrafi keşiflerle ticaret yolları değişince arkadaşlar Osmanlı Devleti çok güzel bir tokat yemişti buradan. İpek yolu ve baharat yolunun önemi yitirilmişti. Akdeniz limanları önemini yitirmişti. Yeni yollar bulunmuştu ve Avrupalı devletler yeni yollar keşfedilmişti. Bu durum Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz etkiledi. Bunun dışında arkadaşlar savaşların çok uzun sürmesi son yıllarda özellikle ve savaşlarda yenilgilerin başlaması. Tımar sisteminin bozulması celali isyanlarına neden oluyor arkadaşlar. Tımar sistemi biliyorsunuz bizim için üretimde devamını sağlayan üretim süreciydi değil mi? Tarlalar ekip biçiliyordu, elde edilen gelirle asker yetiştiriyordu, devlet memurlarının maaşı ödeniyordu, iskan edilen yerli halk için bir geçim kaynağıydı. Dolayısıyla üretim azalınca arkadaşlar tımarlı sipahi asker sistemi de ortadan kalktı. Yani aslında barış zamanında bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlayan ve savaş zamanında bana destek olan bir askeri örgütüm arkadaşlar ne oldu? Yok oldu. Dolayısıyla bu da beni ne yapacaktır? Olumsuz etkileyecektir. Yeniçeri Ocağı'nda arkadaşlar biliyorsunuz Kapıkulu ordusuna ait bir askeri sistemdi Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı'nda bozulmalar başladı arkadaşlar. Yine bir askeri örgüt olduğu için Osmanlı'yı derinden etkiledi. Karni Sultan Süleyman'dan sonra arkadaşlar belirli bir süre sonra başa geçen padişahların deneyimsiz olması bunlar arkadaşlar bu süreci hızlandırdı. Saray kadınlarının yönetime karışması da madde olarak ekleyebiliriz arkadaşlar. Lale Devri ile başlıyoruz arkadaşlar. Lale Devri aslında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin hani gerileme dönemine denk geldiği bir süreç. Aslında devlet kötü bir süreçte. Ancak Lale Devri hani böyle şey olur ya Türk filmlerinde evlenince pembe panjurlu evimiz olacak mı? Aslında dışarıda kıyamet ama sen pembe panjurun derdindesin. Ülke olarak kötü bir süreçtesin. Ancak ne yapıyor arkadaşlar Lale Devri? Bunu biraz gölgeliyor. Zevkin, sefanın ve eğlencenin hakim olduğu arkadaşlar bir süreç. Zaten edebiyatta da bulaşmıştır bu mesela şiirlere bile yansımıştır. Bir sefa bahşedelim gel şu dilin aşağıda. Gidelim selvi revanım yürü sağda bağda. Burada arkadaşlar şiirden de anlaşılacağı üzere Lale Devri'nde zevk ve sefa hakim. Döneme lale devri denmesinin nedeni arkadaşlar lale çiçeğinin fazla olması. Zaten lale devrine o dönem lale devri denmemiş arkadaşlar. İlerleyen yıllarda bu ismi almıştır. Dönemin padişahı arkadaşlar 3. Ahmet'tir. Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Ve şairi de Nedim'dir arkadaşlar. Nedim lale devrinin önemli şairlerinden bir tanesidir. Peki aslında bunlar lale devri ile ilgili hikaye boyutuydu. Benim Lale Devri ile ilgili 7. sınıf öğrencisi olarak bu konuda almam gereken en önemli detay şu. Ne? Şu. Şimdi öncelikle arkadaşlar Osmanlı Devleti Lale Devri'ne kadar arkadaşlar hiçbir şekilde Avrupa'yı örnek almak istememiş. Batı'yı örnek almak istememiş. Çünkü aslında kendinin Batı'dan üstün olduğunu düşünmüş arkadaşlar. Ancak Lale Devri ile bu üstünlüğü ilk defa ne yapmıştır? Kabul etmiştir.
Kabul ettiği için arkadaşlar Lale Devri ıslahatlarında ilk defa Avrupa etkisi görülmektedir diyoruz. Unutmuyoruz, Lale Devri ıslahatlarında ilk defa Avrupa etkisi vardır diyoruz arkadaşlar. Peki, yeniliklere tek tek göz atacağız arkadaşlar. Ne demişiz? Avrupa'nın bizi geçtiği kabul edilmiş. Çünkü ben Avrupa'nın batının üstünlüğünü artık kabul ettim. Ve ıslahatlarında batı etkisi ne olduğu görülmeye başladı. Avrupa'dan yenilikler getirildiği bir dönem olmuştur diyoruz arkadaşlar. Tabii Pasarofça Antlaşması ile başlıyor. Yani Pasarofça Antlaşması normalde Osmanlı tarihinde çok önemli bir noktada. Ancak müfredatımızın dışında arkadaşlar. Pasarofça Antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanıyla son bulan dönemdir diyoruz. Ne diyoruz? İlk defa batılılaşma çalışmasının yapıldığı dönemdir diyoruz. Lale Devri aynı zamanda birçok lale türünün yetiştirildiği çeşitli köşklerin ve kasır adı verilen kasır saray gibi düşünebilirsiniz. Lüks binaların yapıldığı dönemdir diyoruz. Tekrar edelim, padişahımız 3. Ahmet Sadrazamımız Nevşehirli damat İbrahim, sanatçı minyatürcü Levni. Minyatür sanatının ne olduğunu arkadaşlar bir sonraki konumuzda değineceğiz. Lalenin birçok türü yetiştirildiği için arkadaşlar bu döneme Lale Devri denmiştir. Görüyorsunuz burada lale, güzel bir çiçek bence lale. Arkadaşlar Lale Devri'nde ne gibi yenilikler oldu? Çok önemli yenilikler oldu. Bunlara tek tek değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz kişi tanıştırayım. 28 Çelebi Mehmet. Çok net çıkmamış ama kendisi büyük bir katkı sağlamıştır bize arkadaşlar. 28 Çelebi Mehmet arkadaşlar Avrupa'ya gönderilen ilk elçidir. Ve Avrupa amacı Avrupa'daki gelişmeleri takip etmektir. Avrupa'dan örnek alındığını yani bizi geçtiğini kabul ettiğimizi ne yapar bu durum gösterir. Şimdi ben eğer kendi elçimi Avrupa'ya gönderip Avrupa'nın toplumsal, ekonomik, siyasi, sanat, mimari, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda Avrupa'yı incelemesi için gönderiyorsam o zaman şunu unutmayacağım. Demek ki Avrupa ne arkadaşlar? Benden daha önde. Peki arkadaşlar 28 Çelebi Mehmet oğlu Said Çelebi ile beraber arkadaşlar Fransa'ya, Paris'e gitmişti. Avrupa'nın belirli yerlerine arkadaşlar geçici elçiler gönderilmişti. Paris, Londra, Viyana gibi şehirlere. 28 Çelebi Mehmet gönderilen ilk elçiydi arkadaşlar ve Fransa'da Paris'te görevini yaptı. Paris Sefaratnamesi arkadaşlar, Fransa Sefaratnamesi diye de geçer, adlı bir eseri vardır arkadaşlar. Bir sefaretname kitap yazması arkadaşlar Lale Devri'nin kültürel bir sonucudur. Bakın şunu görmüşken aklıma geldi, size şöyle bir noktada dikkatinizi çekeyim. Bu ünitemizde arkadaşlar daha çok ıslahatların hangi alanda olduğu ile ilgili sorular yoğun gelir. Yani kültürel alanda mı, ekonomik anlamda mı, siyasi anlamda mı, askeri anlamda mı, işte ulaşım mı, haberleşme mi? Bunları arkadaşlar çok iyi kategorize edebilmelisiniz. Devam ediyorum arkadaşlar. 28 Çelebi Mehmet Fransa'ya oğlu Said Çelebi ile beraber gitmişti. Said Çelebi işte babasıyla beraber gitti Fransa'da. Babası farklı işlerle uğraşırken kendisi de arkadaşlar matbaaya gidip matbaayı inceleme şansı oldu. Ve arkadaşlar İstanbul'a geldiğinde İbrahim Müteferrika ile beraber arkadaşlar milli bir matbaa kurdu. Ve arkadaşlar matbaanın kurulması yine Lale Devri'nin nesidir arkadaşlar? Kültürel bir sonuçtur. Bakın kitap, matbaa unutmayın, kültürel sonuçtur diyoruz. Peki arkadaşlar matbaa geldi. Matbaadan önce biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Dini kitaplar özellikle elle yazıyordu hattatlar tarafından arkadaşlar. Ben geldim pat diye dedim ki hop kimse dini kitap yazmıyor. Ben matbaa getirdim, bütün kitapları matbaada basacağız. Bu büyük bir tepki çekerdi arkadaşlar. Hattatlar işsiz kalırdı. Yani düşünün şu an öğretmenim geldiler dediler ki Türkiye'de öğretmenlik mesleği yok. Bütün öğretmenler ayaklanmaz mı? Böyle bir şey mümkün değil, değil mi? Dolayısıyla hattatların tepkisini çekmemek adına arkadaşlar öncelikle arkadaşlar dini kitaplar basılmadı. Dini kitaplar dışındaki kitaplar basılmaya başlandı. Hattatlar için de şunu söylüyoruz. Güzel yazı yazma işi ile uğraşan arkadaşlar insanlar. Matbaada ilk basılan eser Van Kulu Lügatı'dır. MEP kitabında Tarihi Hindi Garbi de geçer arkadaşlar. Onu da lütfen bir yere not edin. Van Kulu Lügatı arkadaşlar, lügat sözlük demek zaten. Matbaada basılan ilk kitap arkadaşlar
Peki matbaada kitapların hızlıca basılması arkadaşlar, seri bir şekilde basılması kitap fiyatlarını ucuzlamıştır, bilgi birikimini arttırmıştır, insanları araştırma ve incelemeye sevk etmiştir. Bir anda bir kültürel ortam oluşmuştur diyebiliriz. Peki arkadaşlar, bunun dışında neler yaşandı? Avrupa tarzı olan geometrik şekillerden oluşan barok tarzı mimariler, biliyorsunuz barok tarzı Rönesans döneminde ne olmuştu? Meşhur olan bir mimari yapıydı. Ne oldu arkadaşlar? Lale Devri'nde de biz biliyorsunuz elçi gönderdik. Avrupa'yı yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla o dönem arkadaşlar barok tarzında 3. Ahmet Çeşmesi Avrupa'dan edinilen bilgilerle ne yapılmıştır? İnşa edilmiştir diyoruz arkadaşlar. Lale Devri'nin sağlık alanındaki yenilikleri var arkadaşlar. Çiçek aşısı. Yani mesela İşte ben mesela 91 doğumluyum. Benden mesela bir 15, 20, 30 yaş üstü insanların şurasında arkadaşlar bir şey olur. Leke gibi, aşı izi gibi bir şey olur. Bu çiçek aşısının arkadaşlar izidir. Çiçek aşısı arkadaşlar ilk kez Avrupa'dan getirildi. Çiçek hastalığı için ve sağlık alanındaki bir nedir arkadaşlar? İlerlemedir diyorum. Bunun dışında arkadaşlar Tulumbacılar Ocağı kuruldu. Tulumbacılar Ocağı arkadaşlar bizim ilk itfaiye teşkilatımızdır. O dönem İstanbul'da çok sık yangınlar oluyor arkadaşlar. Bu yangınları ne yapmak adına? Önlemek adına arkadaşlar böyle bir çalışma yapılmıştır. Hatta bununla ilgili şarkılar da var. Mev kitabınıza geçiyor. Hani şu şey şarkısı var ya, sesim çok kötü. Sakın dalga geçmeyin benimle. Yangın olur biz yangına gideriz, düz ovada keklik gibi sekeriz. Bu Tulumbacıların şarkısı arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Lale Devri'nin sona ermesi, tabii zevk sefa bir yere kadar değil mi? Ülke elden gidiyor, nereye kadar? Tabii arkadaşlar bir yerde insanlar buna bir dur diyecek. Evet zevk sefa hakim ama arkadaşlar halk fakir durumda. Bu zevk ve sefayı kim yapıyor? Yöneticiler yapıyor. Yöneticiler lüks içinde yaşıyor ve eğlenceler düzenleniyor. Bunun sonucunda arkadaşlar ne oluyor? Sıkıntılar ortaya çıkıyor. Halk isyan ediyor arkadaşlar. Ve aslen Yeniçerili olan bir asker patrona Halil tarafından arkadaşlar onun öncülüğünde bir isyan çıkıyor ve sadrazam damat İbrahim Paşa idam ettiriliyor. Padişah 3. Ahmet ise tahttan indirilerek Lale Devri'ne ne yapılıyor arkadaşlar? Son veriliyor. Gelelim 3. Selim'e. 3. Selim de en az Lale Devri kadar yaptığı ıslahatlardan kaynaklı arkadaşlar çok önemli bir Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir ıslahat dönemidir diyebiliriz. Sık sık sorulara konu olur. Ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi 3. Selim tahta geçtiği zaman arkadaşlar kendinden önceki devlet adamlarının arkadaşlar yönetime halkı katmadığını, halkın fikirleri almadığı konusunda eleştirilerde bulunmuş arkadaşlar. Ve ne yapmış arkadaşlar? Devletin zayıflamasıyla ilgili arkadaşlar dışarıdan uzmanlar, Fransa'dan uzmanlar getirip onlara raporlar hazırlatmış. Bunlara lahiya da diyebiliriz arkadaşlar. Askeri, sosyal ve idari alanlarda arkadaşlar yenilik yapmasını tavsiye etmiş. Zaten birazdan göreceksiniz arkadaşlar, askeri alanda da yenilikler yapmıştır. Özellikle askeri alana vurgu yapmış. Avrupa'nın önemli merkezlerinde daimi elçilikler kurulmuştur. Buraya dikkat. Bakın Lale Devri'nde gönderilen elçiler geçicidir. 3. Selim döneminde bu elçiler arkadaşlar kalıcı hale ne yapılmıştır? Getirmiştir. Peki ben Lale Devri'nde geçici gönderdiğim elçileri neden kalıcı yapmak istiyorum? Çünkü Avrupa'da meydana gelen bütün değişimleri ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Yakından takip etmek istiyorum. Peki ben elçi gönderiyorsam ne için yapıyorum bunu? Devletin bekası için. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Siyasi alandaki bir yeniliktir diyorum. Raporlara ve elçilerin verdiği bilgilere göre arkadaşlar Avrupa tarzında bir ordu oluşturuyor arkadaşlar. Ve bu ordunun adı ne oluyor? Nizam-ı Cedid ordusu. Zaten 3. Selim ıslahatlarına genelde arkadaşlar Nizam-ı Cedid de denir genel olarak. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın yepyeni Avrupa etkisiyle oluşturulan
bir ordu oluşturdu. Ve arkadaşlar bu ordunun ihtiyacını karşılamak için de ne yaptı arkadaşlar? İradeci'nin hazinesini oluşturdu. Aynı zamanda Selimiye ve Levent kışlaları oluşturdu. Ordunun yaşam alanı olarak söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın başta ne demişti? Askeri alanda yenilikler gerekiyor demişti ve orduyu yeniledi arkadaşlar diyoruz. Yabancı dil eğitimine çok önem verdi. 3. Selim arkadaşlar askeri okullarda Fransızca eğitimi başladı. Yani askerinin de aslında bir eğitim sürecine girmesini isteyen bir padişahtı. Peki ben eğitim alanında yenilik yapıyorsam, eğer şıklarda eğitim varsa eğitime gidiyorsunuz. Şıklarda eğitim yoksa arkadaşlar ne diyorsunuz dil eğitimine? Kültürel alandaki yeniliktir diyoruz. Batı dillerinde yazılmış önemli eserleri Türkçe'ye çevirdi. Arkadaşlar bu da bilgi düzeyini ve kültür düzeyini ne yapacaktır? Arttıracaktır arkadaşlar. Batı düşüncesinin ülkeye girmesi hız kazandı. Bakın Batı'da yapılan, yazılan, çizilen kitaplar arkadaşlar ne oldu? Türkçe'ye çevrildi. Dolayısıyla biz onların kültürüyle tam ne olacağız? İç içe geçeceğiz. Bu da yine arkadaşlar eserlerin çevrilmesi kültürel alanda bir yeniliktir. Yerli malı kullanımına önem verildi diyor arkadaşlar. Yani ham maddesi yurt içinden tayin edilen ve yurt içinde üretilen malların kullanımına önem verildi. Bu yine ülke içi ekonomiyi canlandırmak ve dışa bağımlılığı ne yapmaktır? Azaltmak amaçlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla neyle ilgilidir arkadaşlar? Ekonomik alanda bir yeniliktir. Buradaki amaç nedir? Kapitülasyon etkisini yani ayrıcalık etkisini azaltmaya çalışılmıştır. Yani dış ülkelere ekonomik olarak bağlı olmayayım ki onlara farklı ayrıcalıklar ne yapmayayım arkadaşlar? Tanımayayım diyorum. Bunun dışında arkadaşlar yine askeri alanda bir yeniliktir. Kara Mühendis Okulu, Mühendishane-i Berri Hümayun. Kara müderrishanesidir arkadaşlar. Bir askeri okuldur. Yani askerleri yetiştirip eğitmek için yapılan. Bakın ne yapmıştı? Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştu. Aynı zamanda bir askeri okul kurarak arkadaşlar askeri eğitimde ne yapmıştı? Önem vermişti diyoruz. Yeniçeriler arkadaşlar biliyorsunuz o dönem tam anlamıyla ortadan kalkmamıştı. Ancak şimdi biz zaten geleneksel bir orduyuz. Osmanlı var oldukça biz vardık. Hayırdır siz neden batılı tarzda bir Avrupa tarzında bir ordu yapma gereği duydunuz? Yoksa bizi beğenmiyor musunuz diye arkadaşlar Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan ettiler. 3. Selim'i arkadaşlar tahttan indirdiler. Burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Demek ki Yeniçeriler arkadaşlar yeniliklere nedirler? Karşı durumdadırlar. Yorumunu yapabilirim. Sonra arkadaşlar tahta... İkinci Mahmut geçti. İkinci Mahmut'un arkadaşlar ilk işi zaten Yeniçeri Ocağı'nı ne yapmak arkadaşlar? Ortadan kaldırmak. Ve ikinci Mahmut'la ilgili arkadaşlar özellikle Osmanlı demokratikleşme sürecinin arkadaşlar önemli bir adımı olan Senedi İttifak adı verilen arkadaşlar bir belge imzalandı. Bu belge ayanlar ile arkadaşlar padişah arasında imzalandı. Ayanlara bir takım haklar tanındı. Yani şöyle söyleyebiliriz, yani toplumda hatır sayılır kişiler diyebilirsiniz ayanlar arkadaşlar. Padişah yetkileri ilk defa kısıtlandığı için arkadaşlar, Senedi İttifak önemli bir demokratikleşme hareketidir diyoruz arkadaşlar. Padişah otoritesi kısıtlanıyor. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı arkadaşlar. Yeniliklerin böylece önü açıldı. Çünkü Yeniçeriler biliyorsunuz Kabakçı Mustafa önderliğinde 3. Selim döneminde isyan edip 3. Selim'i tahttan indirmişlerdi. Ve buradan Yeniçerilerin aslında yeniliklere karşı olduğu sonucunu ortaya çıkarıyordum. Ben Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdım arkadaşlar. Ve yeniliklerin önü açıldı. Çok iyi bir şey olduğu için hayırlı olay. Vakayı hayriye de denir arkadaşlar. Yeniçeriler kalkınca arkadaşlar onun yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı verilen yeni bir ordu oluşturuldu. Buradaki Muhammed Hazreti Muhammed'den kaynaklı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'den kaynaklı onun ismi yani Muhammed'in ordusu mantığıyla arkadaşlar kurulmuştur diyoruz. İkinci Mahmut dönemindeki ıslahatlara gelelim arkadaşlar. Devlet işlerinin görüşüldüğü divan sistemi ortadan kaldırıldı. Divanı hatırlarsanız Orhan kurmuştu. Divan ilkel, biz daha modern bir sisteme geçelim dedi sanırım ve divan yerine arkadaşlar nazırlık, bakanlık sistemine geçti.
Peki ben devlet ile ilgili bir durum söz konusu olduğu için arkadaşlar, yönetimsel bir şey olduğu için arkadaşlar, ben buna ne alanındaki yenilik diyorum? Yönetim alanında. Mesela Sakirman Süreyi Muhammed'e ne diyeceğim? Askeri alandaki yenilik diyeceğim. Çıkarılan kanunları halka duyurmak için 1831 yılında arkadaşlar Takvim-i Vekai adı verilen bir gazete çıkarılmış. Takvim-i Vekai arkadaşlar bizim ilk resmi gazetemizdir. Bunun yanında arkadaşlar gazete olmasından kaynaklı iletişim alanında insanların birbirleriyle iletişime geçmesini sağladığı için iletişim alanındaki nedir arkadaşlar? Bir yeniliktir diyorum. Bunun dışında arkadaşlar ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Yalnız bu sayımda sadece erkekler sayılmıştır. Tabii burada bir amaç var. İşte asker sayısı kaç, toplanacak vergiler ne kadar ya da ne kadar erkek nüfus var? Bunları arkadaşlar ne yapmak için? Belirlemek için yapılan bir nüfus sayımıdır. Tabii neyle ilgilidir diyeceğim arkadaşlar? Sosyal alanla ilgili bir düzenleme olduğunu söyleyebilirim. Tanzimat Fermanı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız Fransız İhtilali Milliyetçilik akımını yaymıştı. Avrupa'da meydana gelen bir olaydı ve kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştı ve demokratikleşme ortamı bütün dünyayı sarmıştı. Osmanlı Devleti de arkadaşlar İngiltere ve Amerika'da meydana gelen, Fransa'da meydana gelen demokratikleşme hareketlerine özenip kendisi de arkadaşlar bir takım çalışmalar yapmıştı. Bunun ilk ayağı senedi ittifaktı arkadaşlar. Bir de Tanzimat Fermanı var arkadaşlar. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda, şu an İstanbul'da bir park arkadaşlar. Bu ferman Gülhane Parkı'nda okunduğu için aynı zamanda Gülhane Hattı Hümayun diye de geçer. Arkadaşlar bu ferman ile halka çeşitli haklar verilmiştir. Mesela ne diyor? Herkesin mal, can, ırz, namus, hürriyetine saygı duyulacak. Bu hangi alanda bir gelişme? Toplumsal. Herkesin kanun önünde eşit olması hukuk alanında bir gelişme. Herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Ekonomik anlamda bir gelişme. Herkes askerlik yapabilecek. Sosyal alanda bir gelişme. Mahkemeler açık olacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Hukuksal. Dikkat ederseniz arkadaşlar halka çeşitli haklar verilmiş. Yani ortam biraz daha ne olmuştur? Demokratikleşmiştir. Ancak yine etkili olmayacaktır arkadaşlar. Gelelim ıslahat fermanına arkadaşlar. Islahat fermanı da 18 Şubat 1856 tarihinde Kırım Harbi zamanında yapılacak olan Paris Barış Antlaşması'nda lehimize kararlar alınması için azınlıklara arkadaşlar çok özür diliyorum haklar verilmiş. Peki azınlıklara ne gibi haklar verilmiş arkadaşlar? İşte vergiyle ilgili, askerlikle ilgili daha esnek haklar verilmiş arkadaşlar. Amaç ne? Amaç yabancı devletler bizim iş işlerimize karışmasın ve azınlıklar milliyetçilik akımından etkilenip bizden ne yapmasın? Ayrılmasın. Bu mantık üzerine kuruludur diyoruz. Peki 2. Mahmut'tan sonra arkadaşlar ıslahat hareketlerinde tabii ıslahat hareketleri devam etti. Ne gibi çalışmalar oldu arkadaşlar? Yine bundan sonra 2. Mahmut'tan sonra arkadaşlar padişah anlamış. Cidden müfredat beni şaşırtıyor. Anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar 2. Mahmut'tan sonra önemli yeniliklere değinelim. 1840 yılında posta nezareti kurulmuş. Postanın ne olduğunu biliyorsun. İnsanların haberleşmesi ve iletişime geçmesi için sağlanan bir sistemdir. Dolayısıyla arkadaşlar bu iletişim ve haberleşme alanında bir yeniliktir. Bakın yeniliğin tarihindense ne zaman yapıldı, hangi padişah döneminde yapıldığını bir kenara bırakın. Ama hangi alanda olduğunu mutlaka bileceksiniz arkadaşlar. 1851 yılında arkadaşlar deniz ulaşımını düzenli hale getirmek için Şirketi Hayriye kuruldu arkadaşlar. Şirketi Hayriye ulaşım alanında yapılan bir yeniliktir denizle ilgili arkadaşlar. Günümüzde de İstanbul'da şehir hatları adını almıştır diyoruz. Hani Şirketi Hayriye'yi duyunca genelde öğrenciler banka ekonomiyle ilgili olduğunu zannediyor. Ulaşımla ilgili olduğunu arkadaşlar unutmuyorsunuz. 1854 yılında arkadaşlar Kırım Savaşı'nda ilk defa telgraf hattı kuruldu ve bu da arkadaşlar iletişim alanındaki nedir? Bir yeniliktir diyoruz. 1856 yılında ise arkadaşlar İzmir-Aydın arasında Anadolu'daki ilk demir yolu hattı yapılmıştır. Bunlar çok özel bilgilerdir, önemli bilgilerdir arkadaşlar.
Bölgede yeraltı ve yerüstü kaynakları limana kolayca taşınmıştır arkadaşlar. Yine arkadaşlar bir demir yolu hattının olması ulaşım alanında nedir? Önemli bir yeniliktir diyoruz. Niş valisi Mithat Paşa'nın girişimleriyle önce çiftçiyi tefecilerden kurtarmak için memleket sandıkları kurulmuş. Sonra memleket sandıklarının adı neye dönüşmüştür arkadaşlar? Ziraat Bankası'na dönüşmüştür. Bu da nedir arkadaşlar? Ekonomi alanındaki bir yeniliktir diyoruz. Banka. Bunu kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat hareketleri konumuz, iyileşme hareketleri konumuz da burada bitti. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.